Yine sıkıcı bir okul günüydü. Arkadaşlarımın bize gelmelerini ve akşamki partide tüm günün sıkıcılığını üzerimizden atmaya ikna etmiştim. Akşamın olmasını iple çekiyordum. Ailem evde değildi. Tüm hazırlıklar tamamdı. Geriye sadece akşamın olmasını beklemek kalmıştı. Nihayet akşam olmuştu ve saat 7-8 civarlarında arkadaşlarım bana gelmişti. Çok mutluydum. Biraz oyun oynadık ve sohbet ettik. Saat 11'e gelirken korku filmi izlemeye karar verdik. Filmlerin vazgeçilmezi, patlamış mısırlarımızı aldık. Başladık film izlemeye. Ama kızlar gereğinden fazla korkuyordu. Aramızda en korkağımız Elif, tuvalete gideceğini söyledi. Kimse umursamamıştı. Aradan uzun bir süre geçti. Artık yavaş yavaş Elif'in yokluğu hissedilmeye başlamıştı. Çağırdık ama bize cevap vermedi. Ayşe kontrol etmeye gitti. Birkaç dakika sonra Ayşe bizi yanına çağırdı. Söylene söylene gittik. Gördüğümüz şey biraz şaşırtıcıydı. Elif tuvalette kapının arkasına çökmüş ağlıyordu. Konuşmaya çalışıyorduk ama nafile. Bize cevap vermiyordu. Bir süre sonra ağlaması durdu. Kafasını kaldırdı. Yüzüme baktı ve bayıldı. Biz hala ne olduğunu anlayamamıştık. Hemen kucakladığım gibi kanepeye götürdüm. Kolonya ve suyla ayıtmaya çalıştık. Kendine gelmişti. Ne olduğunu, neden ağladığını sorduk. Bize tuvaletten tam çıkarken önüne siyah bir şeyin çıktığını ve bunun insana benzemediğini, ona sadece dik dik baktığını ve anlamadığı bazı şeyler mırıldandığını söyledi. Bağırıp çığlık atamadığını, sesinin kesildiğini, kapıyı onun yüzüne kapattığını anlattı. Tabii biz bu anlattıklarına inanmamıştık. İzlediğimiz korku filminin etkisinden olmuştur diye söyledik ama o delirmediğini, o varlığı gerçekten gördüğünü söyleyip duruyordu. Ben, Ramazan, Fatih, lambaları yakarak tüm odaları teker teker kontrol ettik. Tabii ki de tahmin ettiğimiz gibi odalar boştu. Evde bizden başka kimse yoktu. Yani klasik Elif diye geçiştirmiştik olayı. O gece bizde kalacaklardı arkadaşlar. Herkes bir yerde uyuyup kalmıştı. Ama Elif uyuyamıyor. Yatağın içinde öylece kendi kendine bir şeyler konuşuyordu. Bir müddet ne diyor anlamaya çalıştım ama ne dediği anlaşılmıyordu. Tek anladığım sürekli aynı kelimeleri tekrar ettiğiydi. Yanına gitmeye karar verdim. Ona ne olduğunu, neden uyumadığını sordum. Bana dalga geçip geçmeyeceğimi sordu. Belli ki kafası hala bugünkü yaşadığı olaydaydı. Çok belliydi. Onu biraz rahatlatmak istedim. Bana sarılıp ağlamaya başladı. Sonra onun kafasını dağıtmak için bir şeyler anlatmaya başladım. Beni dinlerken uyuyup kalmıştı. Ben de sessizce onu yatağına bıraktım. Ve tüm gece yaşadığımız olayı düşündüm ve uyuyamamıştım. Sabaha yetmiştim. Okula gitmemiz gerekiyordu. Arkadaşları da kaldırdım. Hep birlikte kahvaltı yapıp hazırlanıp çıktık. O gün boyunca okulda Elif'i izledim. Pek bir anormal harekette bulunmamıştı. Her zaman nasılsa yine öyleydi. Bu yaşanan olaydan sonra aileme eve güvenlik kamerası taktırmalarını söyledim. Bir hafta içinde evimizde her yeri gören güvenlik kameraları vardı. Her gün okuldan eve gelir gelmez bilgisayarın başına geçip kayıtları izliyordum. Bir gün yine kayıtları izlerken gözüme bir şey çarptı. Siyah giyimli bir kadın kapımızın önüne kadar gelmiş, paspasın altına bir şey bırakmış ve gitmişti. Gidip kontrol ettim ama hiçbir şey bulamadım. Gidip kaydı izlemeye devam ettiğimde kadın 2 saat sonra gelip koyduğu şeyi geri almış ve bahçede ufak bir çukur açıp onu oraya gömmüştü. Bütün bu olaylar olurken bahçemizdeki köpeğin nerede olduğu geldi aklıma. Hemen diğer kameralara baktım ve aynı kadının bahçeye girmeden önce bahçe duvarının üstünden bahçeye bir et attığını gördüm. Koşarak köpeği kontrol ettim. Köpek yerindeydi ve gayet sağlıklıydı. Hemen sonra gidip o gömdüğü yeri buldum. Gömdüğü yerden kazıp çıkardım ama ne yazdığı belli olmuyordu. O şeyi oradan aldım ve aileme göstermeden çantama koydum. Ertesi gün okula giderken herkes bana garip garip bakıyordu. Niye diye sormadım. Arkadaş grubumu buldum. Bulduğum kağıdı onlara gösterdim. Tam sohbet ederken sınıftan bir çocuk geldi ve sabah yanındaki o adam kimdi diye sordu. Gülmeye başladı. Bütün sınıf sen bir şey mi içtin? Kafan mı güzel?
Yanında simsiyah giyimli bir adam vardı dediler. Ne söylediysem onları yanımda birinin olmadığına inandıramamıştım. Ne saçmalıyorsun? Ne adamı? Ben sabah okula tek geldim dedim. Tekrar eve gittim. Kağıt hala çantamdaydı. Ailemi göstermek ve göstermemek arasında kararsız kalmıştım. Akşam uyumaya çalışırken koridordan yürüme sesleri duymaya başladım. Ama farklı bir ses daha vardı. Sanki yerde bir şey sürükleniyordu. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Yavaş yavaş kapıya yaklaştım. Kapının altından bakmaya çalıştım. Hiç kimse yoktu. Koridorda kimse yoktu ama ses hala yaklaşıyordu. Hemen dolabımın üstünde duran beyzbol sopamı alıp beklemeye başladım. Duyduğum ayak sesleri tam da odamın önünde kesilmişti. Kapının altına tekrar eğilip baktım. Yine bir şey görememiştim. Kapıyı usulca araladım. Sonrasında koridora çıktım. Yavaş yavaş temkinli bir şekilde elimde sopayla babamların odasına gittim. Babam ve annemi kaldırdım. Evde birisi var dedim. Nasıl? Kim var dedi babam. Ben de sessizce ayak seslerinin geldiğini söyledim. Babam telaşla duvarda asılı duran silahını aldı ve tek tek bütün odaları kontrol etmeye başladı. Ev bomboştu. Bizden başka kimse yoktu. Kapıda, pencerede herhangi bir zorlama yoktu. Hemen evdeki eşyaları kontrol ettik. Bir şey çalındı mı diye. Evdeki her şey yerli yerinde duruyordu. Ya o zaman benim duyduğum sesler neydi? Gidip babama duyduğum seslerin gerçek olduğunu anlatmak istedim ama babam bana çok fazla oyun oynuyorsun. Hayalde görmeye başlamışsın artık diye beni başından savdı. Ertesi gün okula gittim ve Elif'i buldum. Ona bizim evde gördüğü şeyin nasıl bir şeye benzediğini sordum. Elif bana şekilsiz, simsiyah, sanki bir duman gibi onu görünce konuşamadım. Sanki gözlerinden öfke fışkırıyordu. Çok büyük, nefretle bakıyordu. İnsana benzemiyordu. Hatta bu dünyadaki olan hiçbir canlıya benzemiyordu. Kulağıma bir şeyler fısıldadı ama bizim dilimizi konuşmuyordu dedi Elif. Teşekkür edip Elif'in yanından ayrıldım. Bu işi bilen, anlayan birisini bulup gitmeliydim. Ben de öyle yaptım. Bir hoca buldum. Bu büyü, cin işlerinde oldukça bilgiliydi. Hocayı ailemin evde olmadığı bir gün evime çağırdım ve yaşadığımız olayları anlattım. Hoca ise daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. Hoca da şaşırmıştı. Bu konuyu araştıracağını söyledi ve evden gitti. Ailem çok uzun bir iş seyahatine çıkmıştı. Bu olaylardan sonra evde tek kalmaktan korkuyordum. Yine bir gece parti yaptım ve ev arkadaşlarımı davet ettim. Bu seferki konumuz bu yaşanan olaylardı. Oyun oynamadık, film izlemedik. Sadece hep birlikte bu olayları düşünüyorduk. Elif yine korkmaya başladı. Bu konuyu duymak istemediğini duyunca o günkü yaşadığı anlar aklına geldiğini ve daha da çok korktuğunu söyledi. Ben bahçede bulduğum kağıdı almak için odama gitmiştim. Döndüğümde dışarıda yürüyüş yapalım fikrini ortaya sunmuşlardı. Kabul ettim. Parkta yapacağımız gezinti hepimize iyi gelecekti. Hemen ayakkabılarımızı giydik ve dışarı çıktık. Yolda yürürken bir market gördük. Birkaç abur cubur aldık. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sadece öyle yürüyorduk. Kağıt yanımdaydı ama ben bunu onlara söylememiştim. İçimde çok büyük bir korku, endişe ve tedirginlik vardı. Son günlerde çok yorulmuştum. Uykusuzdum ve çalışıyordum. Özellikle de bu konuyu araştırıyordum. Nasılsa okul yaz tatiline girmişti. Biraz tatil yapmak bana iyi gelecekti. Yazlığa taşınmıştık. 15 gün kadar geçmişti. Çok eğlenceli geçiyordu. Yaz tatilinde hiçbir sıkıntılı olay yaşanmamıştı. Bu olay da aklımdan çıkmıştı zaten. Gündüz denizde yüzüyor, akşam partilerde coşuyordum. Her şey çok harikaydı. Yaz tatili bitmiş, artık eve dönme vakti gelmişti. Ben sabırsızlanıyordum. Okula gidip arkadaşlarıma yazın yaptıklarımı anlatmak istiyordum. Nihayet evimize gelmiştik. Hemen uyudum. Günün hızlı geçmesi için. Çünkü yarın okul açılacaktı. Okula gittiğimde yine herkes bana çok değişik bakıyordu. Onlara niye bana böyle baktıklarını sorduğumda bana sizin evin etrafında niye siyah adamlar geziyor diye soruyorlardı. Aklıma tekrardan yine o olay gelmişti. Eve gittiğimde babamlar da artık her şeyi öğrenmişlerdi. Olaylar iyice sarpa sarmıştı.
Babama daha da geç olmadan bulduğum kağıdı gösterdim. Babam hemen taşınıyoruz bu evden dedi. Bana da fırça attı. Bunları daha önce söylemediğim için ama yapacak bir şey yoktu. Çok korkmuştum. Babamı hayatımda ilk defa böyle endişeli, korkmuş ve ağlarken gördüm. Evi taşımamız 3-4 gün sürdü. Taşındıktan sonra yeni okulumda ilk günümdü. Kimseyle konuşmak, tanışmak istemiyor. Sadece arkadaşlarımdan ayrıldığım için ağlamak istiyordum. Okulun ilk günü benim için sıkıcı ve vasattı. Eve çok düşünceli bir hale girmiştim. Öyle dalmışım ki kapıyı bile kapatmamışım. Annem arkamdan gidip kapıyı kapattı. Bana artık olanları kafama takmamam gerektiğini, önümde kocaman yeni bir hayatın olduğunu söyledi. Haklıydı da, çok takmamak lazımdı bazı şeyleri ama gördüğüm rüyalar bile çok kötüydü. Rüyalarımda simsiyah bulut gibi insana benzer yaratıklar etrafımı sarıyor. Sevdiklerimi teker teker öldürüyor ve sonra hepsi birden beni parçalıyorlardı. Bu gördüğüm rüyalar böyle birkaç ay devam etti. En son onlardan da kurtuldum. Ya da ben öyle sanmıştım. Tam hayatım normale döndü derken bir gece annemi mutfakta gördüm. Ne yaptığını anlamadım. Yanına gittiğimde boş boş duvara bakıyor. Elindeki bıçağı da boş boş önündeki tahtaya vuruyordu. Göz bebekleri sanki bir zeytin tanesi gibi kocaman olmuştu. Anne diye sarsıp kendine getirmeye çalıştım. Boş bakışlarını yavaş yavaş bana çevirdi ve bana bakmaya başlamıştı. Bu sefer korkudan tir tir titremeye başladım. Baba diye çığlık attım. Babam koşarak aşağı indi. Merdivenlerden annemin o boş bakışlarını bu sefer de babamı bulmuştu. Babam hemen beni kucakladığı gibi merdivenlere koydu. Hemen annemin yanına koştu. Elindeki bıçaktan ötürü biraz tereddüt etti ama aniden davranıp elindeki bıçağı kaptı. Annemi bir sandalyeye oturttu. Annem bayılmıştı. Ne olduğunu sanırım biraz biraz anlamaya başlıyordum. Babam hemen ambulans çağırdı. Bense kısa ama etkili bir şok içinde olan olayları izledim. Annem hastaneye kaldırıldı. Serum takıldı. Kendine gelince taburcu oldu. Sürekli bize neden buraya geldik diye soruyordu. Çaresizlik içindeydik. Ama babam anneme zerre bir şey söylemiyor, cevap vermiyordu. Yola konsantre olmuştu. Belli bir süreden sonra arabada bir sessizlik oluştu. Kimse konuşmadı. Yolun geri kalanını sessiz bir şekilde tamamladık. Sabah olunca annem tekrar konuyu açtı. Ben korkuyordum. Annemle yalnız kalmaktan. İçimden umarım bana ne olduğunu sormaz diye dua ediyordum. Annem gözümün önünde adeta bir canavara dönüşmüştü. Onu artık o şefkatli ve melek anne olarak görmüyordum. Daha doğrusu göremiyordum. Kahvaltıdan sonra okula gittim. Yeni arkadaşlar edinmek istiyordum. Sınıftakilerle tanışıp kaynaşmaya çalıştım. Hayatım kararmıştı resmen. Bahçemize o kağıdı gömen teyze her gün beddualar ediyor, her gün lanetler ediyordum. Ona karşı nefretli olmuştum. Onu tekrar görsem ellerimle boğar, sonra da polise teslim ederdim. Sınıfa kendimi kabul ettirme çabalarım devam ederken bir grup gördüm. Birbirlerine sürekli korku hikayeleri anlatıyorlardı. İşte tam benim kafamda bir grup dedim. Hemen ben de yanlarına gidip aralarına karışmalıyım. Gittim de başımdan geçen olayları anlattım. Onlar beni çok dikkatli ve ciddi bir şekilde dinlediler. İstersen sen de bizimle takılabilirsin dediler. Biraz tedirgin olmuştum ama mutlu bir şekilde tamam dedim. Çok sevindiler. İçlerinden biri hemen o zaman bugün buluşuyoruz dedi. Ötekiler olur dediler. Hep birlikte bana sen de gelmek ister misin diye sordular. Ben de ne yapacağız dedim. Ormanda kamp yapacağız dediler. Kabul ettim. Belki kafam dağılır diye düşündüm. Hemen eve gidip eşyalarımı hazır ettim. Babama kampa gideceğimi söyledikten sonra anneme görünmeden usulca evden çıktım. Buluşma noktasına kalbim küt küt çarparak gittim. Buluşma noktasına varmıştım. Biraz da erken gelmiştim. Biraz oturup heyecanımı dindirmek ve solunmak istiyordum. Evden çıkmadan belki dikkatlerini çeker diye o kadının bahçeye gömdüğü notu da almıştım. Onu elime aldım. Biraz da telefon yardımıyla üstündekileri çevirmeye çalıştım. Buna o kadar kendimi kaptırmıştım ki arkadaşların geldiğini bile fark etmedim. Beni korkuttular. Daha doğrusu ben onları bir anda görünce korktum.
Bana ne yaptığımı sordular. Ben de biraz erken geldiğimi ve onları beklerken bir şeyi çözmeye çalıştığımı söyledim. Bana yardım isteyip istemediğimi sordular. Ben de belki bir yardımları olabilir diye düşünerek, evet aslında yardımınıza hayır demem dedim. Kamp alanına doğru yola çıktık. Yolda biraz bozuktu. Sallana sallana kamp alanına gelmiştik. Çok hoş gözüken bir manzarası vardı. Geldiğimiz yer şehre biraz uzaktı. Akşam oluyordu. Ortalığa hafif bir sis çökmüştü. Çok ürpertici bir hava vardı. Hele de benim yaşadığım olaylardan sonra akşam olmaya başlamıştı. Kamp ateşini yaktılar ve yine birbirimize korku hikayeleri anlatmaya başladık. Benim aklıma direkt kağıt geldi. Çıkarttım ve çocuklara gösterdim. Bayağı hayran kaldılar. Bunda ne yazıyor dediler. İşte tam bu noktada bana yardım edebilirsiniz dedim. Beraber kağıtta ne yazdığını çözmeye çalıştık. İçlerinden birisi bunu bir aracı olarak kullanalım dedi. Bunun üstünden ruh çağıralım dedi. Ben yeni travma atlattım. Yapmayalım dedim ama dinletemedim. Yaptılar. Başladılar değişik değişik kelimeler kullanmaya. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şey olmuyordu. En son birisi sinirlenip kağıdı aldı ve kağıdı kamp ateşine attı. Ortalık aniden çok ama çok sessizleşti. Fazla sessiz bir ortam olmuştu. Cırcır böceğinin bile sesi yoktu ortada. Aniden çalılardan bir sesin geldiğini duyduk. Hepimiz pür dikkat oraya baktık. İçimizden birisi eline yanan bir odun parçası aldı ve oraya doğru ilerlemeye başladı. Biz gitmemesi için uyardık ama bizi dinlemiyordu. Bize dediği tek şey sessiz olun. Başka bir şey söylemiyordu. Gitti ve ani bir şekilde çalıya bir hareket yaptı. Kızlar çığlığı basmıştı ama hiçbir şey yoktu ortalıkta. Sis de giderek çoğalıyordu. Ortam bu şekilde durgunlaşınca herkes uyumaya karar verdi. Çadırlarımıza geçip uyumaya başladık. Sabah çok enerjik bir şekilde uyandım. Ben uyandığımda bizimkiler çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. Kahvaltıdan sonra ormanda ufak bir koşuya çıktık. Koşunun ardından döndük. Akşam havada rüzgar ve sis olmasına rağmen şimdi hava açık ve sıcaktı. Hemen üstümüzü değişip göle yüzmeye gittik. Yüzüp eğlendikten sonra tekrar kampa geri döndük. Kampta biraz oyalandık. Yine akşam oluyordu. Kamp ateşini yaktık. Yine sohbet ve muhabbet ederken hepimizin uykusu geldi ve çadırlarımıza geçip uyumaya başladık. Uykumuzdan bir anda bir kızın çığlığıyla uyandık. Hepimizin çadırı ayrıydı. Ben ne olduğunu bile anlamamıştım. Hemen dışarı çıktık. Bir baktık. Eline bıçak alıp çadırın üstüne doğru giden bir adam. Gözleri yine zeytin gibi. Kız arkadaşlarımızdan birini bıçaklıyordu. Hem de gözümüzün önünde. Kızı kurtarmak için kimse hamle yapmayınca ben yaptım. Kız karnına ilk darbeyi yemişti ve kendini savunmaya çalışıyordu. Adamı arkadan yakalamak isterken adam elimden kaçtı. Adam beni de kolumdan yaraladı. Adam çıldırmış gibiydi. Hemen arabaya bindik ama araba çalışmamıştı. Adam arabanın dışında öylece duruyordu. Daha sonra arabanın üzerine doğru koşmaya başladı. Kızlardan birisi kan kaybediyor, öteki çığlıklar atıyor. Diğer arkadaşımsa arabayı çalıştırmaya uğraşıyordu. Delirmiş olan adam geldi ve bıçağı arabanın ön camına sapladı. Cam kırılmıştı. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Tek çaremiz yaralı olan arkadaşı arabada bırakıp kapıları açıp kaçmaktı. İstemesek de o kızı geride bırakıp kaçmaya başladık. Adam kızı arabadan indirdi. Kızı bu sefer bıçakla değil sivri dişleriyle parçalıyordu. Arkamıza bakmadan koşuyorduk. Daha sonra adamın arkamızdan koştuğunu fark ettik. Adam normal bir insandan kat ve kat hızlı koşuyordu. Dağılmalıydık. Böylece hepimizi birden öldüremezdi. Bunu düşünerek diğerlerinden ayrıldım. Hemen bir yere saklandım. Daha sonra sabah olmasını bekledim. Sabah ilk işim şehre gitmekti. Yolda giderken karşıma bir cami çıktı. Caminin kapıları kapalıydı. Fakat ayakkabılığın olduğu kısım açıktı. Oraya girip halının üzerine uzandım. Daha sonra kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda başımda cami hocası vardı. Bana kolonya koklatıyor, bir yandan da hafif hafif tokatlıyordu. Ben imamı görünce hemen ellerine sarılıp yardım etmesi için yalvardım. İmama
Başımdan geçen tüm olayları anlattım. İmam anlattıklarımı dinledikten sonra, "Evladım, sakin ol. Ben namaz kıldırana kadar bekle. Sonra sana bir muska yazayım. Ama daha fazlası elimden gelmez. Daha sonra seni birinin yanına götüreyim," dedi. Ben hoca namazı kıldırana kadar dinlendim. Hocanın bana dokunmasıyla uyandım. "Hadi kalk git, abdestini al. Sana dua yazacağım," dedi. Ben abdest alıp hemen imamın yanına gittim. İmam bana muska yazdıktan sonra imamın arabasına bindik ve hoca olan arkadaşının yanına gitmeye başladık. Ben konuşmadan imam her şeyi geldiğimiz hocaya anlattı. Daha sonra hoca da aynı imam gibi bazı okumalar yaptı ve bir muska yazdı. Sonra bana, "Sizin o gördüğünüz adam şerli bir varlık. Yani onu sizden başkası görememiştir. Sen şimdi karakola git ve olayları adam olarak anlat. Maksat senin yapmadığın belli olsun," dedi. Ben hemen hocanın yanından ayrılıp imamla birlikte karakola gittim. Olayları anlattım. Jandarmayla olay yerine tekrar gittiğimizde sadece kan izleri vardı. Ortada ceset yoktu. Olay yerinden birkaç örnek aldıktan sonra benim susuz olduğum anlaşıldı ve ben serbest kaldım. Karşıma çıkan o camiden, imamdan ve imamın arkadaşı olan hocadan Allah razı olsun. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra evime gittim. Bizimkilere anlatsam başım daha fazla belaya girebilirdi. O yüzden anlatmadım. Merak içindeydim. Diğer arkadaşlarıma ne olmuştu? Okula gitmeyi iple çekiyordum. Okula gittiğimde bıçaklanan kız arkadaşım da dahil hepsi okuldaydı. Fakat bıçaklandığına dair en ufak bir belirti yoktu. Onlara selam verip konuşmaya başladığımda sanki her şeyden habersiz gibiydiler. Onlara kampla ilgili bazı şeyler sordum. Fakat hepsi kamptan habersizdiler. Aklımı yitirmek üzereydim. Artık gerçeğin ne olduğuna karar veremiyordum. Yıllardır bu yaşadığım olayları artık insanlara anlatmamaya karar verdim. Emin olun, çevrenizde benim gibi yaşadıklarını insanlara anlatırsam deli gözüyle bakılacak diye anlatmayan birçok insan var. Biliyorum, şimdi siz de inanmayacaksınız ama yaşadıklarım tamamen gerçek. Anlatacaklarım bu kadar. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.